Ben şöyle söyleyeyim. Aslında iki konuşmacı da, değerli konuşmacı da işin farklı taraflarına baktılar. İkisinin de katıldığım tarafları var. Ama ben biraz daha şey tarafından bakacağım. Bu işin rakamsal verileriyle bakacağım. Yani beni ilgilendiren kısmı birisinin suçlamalarının muhatabı bununla ilgili olan savcılardır. Bunlar kararını verecektir. Bülent Bey dedi ki Sayın Bakan bu konuda çıkıp kendisini ifade etmelidir dedi. Ve kendisini işte bu konuda öne atıyor dedi. Ama ilginç olan bir şey var. Orada görevde olan suçladığı tek kişi o. Yani başka bir görevdeki bakanı suçlamıyor. O yüzden de o anlamda siyasal anlamda tek suçlanan görevde olan kişi olması hasabiyle tabii ki çıkıp Sayın Bakan'ın konuşması gerekiyor. Başka bir bakanın ismi geçmedi şu anda. Benim söyleyeceğim önemli şeylerden bir tanesi şu. Sayın Bakan'ı nasıl görüyoruz? Yani Sayın Süleyman Soylu'yu siyaseten bir yere koyun. AK Partili milletvekili şey değil, bakanı değil de. Başka bir tarafsız bakan olarak baksak. Rakamsal olarak baktığınızda ne değerlendirirsiniz? İçişleri Bakanı olarak neyle değerlendirmeniz gerekir? Asayişle. İkinci, güvenlikle. Üçüncü, narko operasyonlarıyla. Dördüncüsü de İçişleri Bakanlığı'nın yapması gereken, işte mülkiye üzerine yapması gereken olaylar üzerine, afet ve diğer taraftaki performans olarak baktığınızda. Ya beni ilgilendiren kısmı önce bu. Şahsın suçlamalarındaki narko olaylarına şöyle bir bakalım isterseniz. Ben geçmişe de bu devlette çalışmış bir olarak şunu söyleyeyim. Bu dönemde yakalanan uyuşturucu kadar ben daha önce yakalanan bir uyuşturucu görmedim. Hatta bizi geçelim. Doğru. Bizi geçelim. Şu anda narkotik olaylara karışmış ve içeride olan tutuklu sayısı neredeyse zirve yapmış durumda. Yani en yüksek seviyede bununla ilgili kararlılık gösteren bir devlet var. Başka bir şey, yani bizim rakamlarımızı kendimiz açısından vermeyelim. Avrupa üzerinden konuşalım. Avrupa üzerindeki yakalanan uyuşturucunun %65'i Türkiye'de yakalanmış. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Türkiye'den çok geçiyor. Yok öyle bir şey. Türkiye'den çok geçiyor diye bir şey değil bu. Bu aynı zamanda operasyonel başarı anlamında bir gösterge tablosu. Peki ben neye bakarım? Bu ülkede asayiş olarak bakarım. Yani nedir beni ilgilendirenlerden bir tanesi? Terör faaliyetlerinde bir azalma var mı? Türkiye'de göreve geldiği andan itibaren terör sayısında bir düşme sağlamış mı? Buna bakarım. Bakıyorum PKK terör örgütünün Türkiye'deki ben en son büyük eylemini herhalde yıllar önce hatırlıyorum. Yani tarihini bile hatırlamıyorum. Dört küsür yıl geçti diye biliyorum. En son büyük Türkiye'deki eylemi olarak. Peki hadi burada da bir hata görmedim Sayın Bakan'la. Peki siyaseten olarak baktığımda bugüne kadar Sayın Bakan nüfus kullanmakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Yani etik olmakla, birisini kayırmakla veya görevde kendisine çıkar sağlamakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Ben en azından hatırlamıyorum. Eğer orada iki tane sayın ve siyaset, daha doğrusu üç tane siyasetle uğraşan insan var. Üçüne de sormak lazım. Bugüne kadar böyle bir suçlamayla muhatap olmadı. En çok eleştirildiği konulardan bir tanesi sert üslubu. Yani olaylara sert yaklaşımı. Peki işte İzmir depremi, Elazığ depremi gibi depremlerdeki veya Karadeniz'deki sel faaliyetlerindeki gibi faaliyetlerde bölge halkıyla, oradaki insanlarla nasıl ilişkiler kurdu? Valla ben bütün milletvekillerden dedim, yani CHP'li vekillerden de dinledim, diğer vekillerden dinledim. Bakan suçlandığında o dönemde vekiller, bakanın bu konuda bir yapabileceği bir şey yok. Elinden gelen bütün gayreti gösteriyor diye hatta savundular bile. O zaman ben Sayın Bakan'ın ne yapması gerektiğini açıkçası çok fazlasıyla bilmiyorum. Yani suçlandığı konularla ilgili ne yapması gerekiyor ve ne açıklaması gerekiyor? Ne diyecek ve ne açıklama yapacak? Bir insanın performansına bakarsınız, bir insanın etik olarak hayatına bakarsınız, bir insanın hayatındaki duruşuna bakarsınız. Bugüne kadar kimsenin suçlamadığı bir konuda birisi çıkıp bir konuda veryansır etti diye
Hepimizin bu konuşmaların peşinden gitmesi mi gerekiyor? Yani bakın orada Saadet Partisi'nden çok değerli Genel Başkan Yardımcısı var. 1979 yılında Sayın Erbakan için bir uyuşturucu dosyası açılıp dava açılmaya çalışıldığı bir ülkeden Ya bahsediyoruz. maalesef. Mete Bey, yalnız göreviyle ilgili bir suçlama yoktu. Sadece şahsın kendisiyle beraber eroin ticareti yaptığına dair yurt dışında verdiği beyan vardı. Yoksa Bunu devletteki söylüyorum. görev ve Beyan, yetkilerini işleterek aynen. yoktu. Bakın aynen Neyse onu yani söylüyorum. Türkiye'nin ama Beyan. yok Önde görev gelen bu farklı bir şey, siyasetçilerinden hayır. biriydi yani. Kendi konum ve Ya yetkisini onu da tevil kullanarak etmeyin. eroin ticareti Bakın. yaptığına doğru değil. Şahsi bir iş Allah gibi rahmet yazdı. eylesin. Erbakan hocamızın uzaktan yakından Ya anlamak ben olmaz. yaptım. Tabii demiyorum zaten tabii. bir beyan üzerinden. Bakın bir beyan Ben üzerinden. anlıyorum sizi Ve Mete üzücü Bey. tarafı da bugün hala yayın yapan kendine muhafazakar İslamcı diyen bir gazetenin manşetindeydi. Ötekinde de vardı. Aynen Liberal gemisinde de katılıyorum. vardı. Aynen katılıyorum. Bakın ben de aynı şeyi katılıyorum. Bir beyanı suçlamayla ilgili bölüme çektiğinizde yapacağımız çok da fazla bir şey yok. Doğru. Ben istersen bir anı anlatayım sevgili Serhat. Görev yaptığımız yıllarda Suriye sınırındaki önemli bir ilimizde karşıya geçişlerle ilgili yani sınır geçişleriyle ilgili bayağı problemler yaşanıyordu. Ve bu şeyden önce mi bahsediyorum? Yani 2000'lerden önce bahsediyorum. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Daha AK Parti kurulmamıştı. İlginçtir. Burası da Kaptakon ticaretinin en fazla yapıldığı gümrük kapılarından bir tanesi olarak ismi geçiyordu. Bu olayları düzeltmesi için gerçekten de devletin de bu konuları üzerine gidebileceğini hissettiği bir vali gönderildi. Adı gibi çok düzgün bir insandı. Geldi göreve başladı. İlk yaptığı iş gümrük kapısını dizayn etmek, tekrar dizayn etmek ve bu geçişler konusundaki o bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak. Ben size başına geldiğini söyleyeyim mi? Bir sabah uyandığında bulunduğu ildeki her evin kapısının altına kendisiyle ilgili hazırlanmış olan bir gazete atıldı. Daha başka bir şey söyleyeyim mi? Söylememe gerek var mı? Üç nokta Daha diyorsun. sonra efendim, Üç nokta diyorsun. 3 nokta diyorum. Daha sonra yapan şahıslar bu işi ticareten yapan ve gazeteci kisvesi altında da bunu sürdüren insanlar olduğu ortaya çıktı. Sayı öyle 3000, 5000'den bahsetmiyorum. On binlerce gazeteden bahsediyorum. Ve bunların tek tek evlerin altına atılacak olan organizasyondan bahsediyorum. Amaç neydi? Amaç neydi? Orayı kontrol altına almaya çalışan bir vali üzerinde baskı kurmak ve valiyi görevden aldırmaktı. Ben görev yaptığım yıllarda da diğer yerde de siyaseten de takip ettiğim birçok olayda en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şudur. Demin Sayın Genel Başkan Yardımcısı şunu söyledi. İnsanların masumiyet kalitesinden bahsediyor. Ben de aynı şeye katılıyorum. Yani hukukta her davanın arkasından takip edilmesi gereken prosedür bence önce masumiyetine inandığımız kişi tarafında olmaktır. Önce orada olmaktan başlar. Önce söylenen sözün doğru olduğuna ve suçlu olduğuna inanmakla başlamaz. Önce bu işin araştırılması gerektiğini ve soruşturulması gerektiğiyle ilgili başlamalıdır. Ben Sayın Genel Başkan Yardımcısı'na şu konuda katılıyorum. Bu muhakkak araştırılmalı ve bunu eğer yapanlar varsa cezalandırmalı ama böyle bir suç yoksa da buna peşkeş çekenler dahil olmak üzere cezalarını görmeli. Yani hukuk ne verebiliyorsa maddi ve manevi ne ceza verebiliyorsa sürdürebilmeli. Peki. Davamız bakın şey değil. Hani sen bir şey söyledin. Dedin ki bu tek başına mı? Ha. Hayatta hiçbir psikolojik hareket tek başına olmaz. Bunun altyapısı olan durumlar ve şeylerle beraber ilerler. Pozisyonlarla ve söylemlerle ilerler. Hatırla biz seninle beraber kaç zamandır program yapıyoruz? Oldu mu? 2,5 ay, 3 ay. Geç fazla.
Peki. 6-7 aya yakın. Ben sana 7 aydan beri söylediğim bir şey var. O televizyon programında Mücahit de orada olduğu için söylüyorum. Söylediğim şey ne? Her bir cümle bir nakışın bir parçasıdır. Bir sonrakine geçebilmek için kullanmanız gereken bir metodolojidir derim ben. Yapılacak olan tek şey şu. Siyasetçiye düşen şey şu. Siyasetçi yapması gereken etik ne yapması gerekiyorsa yapmalı. Hukuk üzere düşeni yapmalı. Bizlere de düşen, açık ve net söyleyeyim, bizlere de düşen. Şu anda çünkü yaşanan şey bir sosyal gladyo. Yani sosyal medya üzerinden adam asmaca oynuyoruz şu anda. Veya sosyal medya, YouTube'lar ve diğerleri üzerinden adam asmaca oynuyoruz. Bunun herkesin ve her siyasetçinin, her bireyin başına geleceğini de unutmayalım. Peki. Bugün bunu kendisine feyiz alan herkes başka bir siyasi parti, başka bir oluşum, başka bir insan ve başka bir kisveyle bundan yararlanacaktır arkadaşlar. Göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Yani bu fetişizm burada bitmez. Bitmez. Bu herkese sıçrayacaktır ve herkesi de bunun içinde yakacaktır. Bu yalnızca Türkiye'nin sorunu değil. Onu da söyleyeyim.